Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bugün sizlere Zoom uygulamasındaki en son güncellemelerden bahsedeceğim. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Zoom uygulamamızı açtıktan sonra sağ bölümde burada profil ikonuna tıklayıp şuradan update bölümünden hangi sürümü kullandığınızı görebilirsiniz. Şu an en son güncel sürüm 5.4.3. En son güncel sürümle ilgili neler var? Bunu istiyorsanız inceleyelim. Buradan Reels Not diyoruz. Ve bizi Zoom sayfasına yönlendiriyor. Ben şunu şu an tam ekran yapayım. Aşağı doğru iniyoruz ve yeniliklerden bahsediyor bize. Bunları tekrar buradan okuyup sizlere uygulama üzerinde göstereceğim. Yeni özellikler. Toplantı ve web seminer özelliği. Birden fazla ekran paylaşma. Yani şu şekilde bunu da göstereyim. Bunu bir küçültelim tekrardan. Zoom'a geçiş yapalım. Yeni bir toplantı oluşturalım. Buradan ekran paylaşmaya giriyoruz. Ve karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Daha önce tek bir sayfa paylaşabiliyordunuz. Şu an çoklu sayfa paylaşabiliyorsunuz. Örneğin ben iki adet şu an mesela bu ikisini de yayına derse vermek istiyorum. Shift'e basılı tutuyoruz ve aşağıda zaten bize yazıyor. İki ekranı da seçiyoruz ve paylaşıyoruz. Şunu bir aşağı indirelim. Şu an paylaşılan şu iki ekranımızı paylaşıyor. Aynı anda. Şu an bu iki ekranımızda yayına gidiyor. Bir diğer özellikten bahsedelim sizlere. Şu ekran paylaşımını bir durdurayım. Diğer özellik ise şurada gelişmiş toplantıyı kötü kullanıma bildir diye bir açıklama var. Bunu da size toplantıda kötü bir kullanımla ilgili aşağıdaki toplantı üzerinden size bilgi vereceğim. Ve gelişmiş toplantı içi kullanıcıyı kötü kullanıma bildir. Ve katılımcı etkinliğini askıya al. Tamamen katılımı durduruyor. Yani Suspend Active burada dediği şüpheli bir durumla karşılaştığında dersi ya da oturumu anında kilitleyebilir. Tüm öğrencilerin seslerini mute edebilir ve tüm video görüntülerini kapatabilirsiniz. Bir nevi güvenlik düğmesi gibi bir özellik eklenmiştir. Bunu da istiyorsanız direkt size göstereyim. Zoom uygulamasını tekrardan açıyorum. Şurada toplantıda. Şuradan. Bu ikona basarak toplantıyı askıya alabiliyorsunuz. Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda. Bir diğer özellikten de bahsedecek olursak. Mesajlara pin ekleyebiliyorsunuz. Ve bir diğer özelliğimiz ise Zoom Studio Beta ile canlı videolarınızda kaş, dudak boyama, bıyık ve sakal ekleme özelliği getirilmiştir. Bence de başarılı bir uygulama olmuştur. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şuradan video background olarak şuraya giriyoruz. Ve sağ alt köşede gördüğümüz Studio Effect bölümünden bunları yapabiliyoruz. Buradan istediğimiz kaş efektlerini seçip buradan gerçekliğini ayarlayabiliyoruz. Yüz tonu ekleme ve dudak rengi olarak şuradan değiştirebiliyoruz. Yeni güncellemeler hakkında da yeni güncellemeler geldiğinde de sizlere bu konuda bilgi vereceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. İyi seyirler.